Home'da olmak nasıl geliyor sana? Şöyle söyleyeyim, ben ekibimle sürekli Doğancan sayı. Önce bir Doğancan alkış alabilir miyiz arkadaşlar? Ben de ağlam. Çok gıcıktı, inatçıdı. Ama çok seviyorum canım arkadaşım. Buraya girmemdeki en büyük sebep Doğan oldu. Çünkü ben, bende güven problemi çok aşırı var. Yani biriyle çok iyi ilişkim bile olsa ona hemen güvenemem. Son bitkisiyle Doğan bana ilk anlattı. Böyle arabada gidiyorduk. Ya dedi böyle ben bir işe giriyorum falan filan. Dedim ki hani ne kadar güveniyorsun ki? Çünkü genelde biliyorsunuz böyle işler için hep dedikodular. Ha kız onları satış yapıyor. Ben para kazanamazsın sen. Biz Maysel de girmiştik geçen. Dolandırdılar. Hep böyle hani muhabbetler dönüyor. Çünkü ortalıkta çok firma var. Ama hepsine güvenemiyorsunuz. Doğan'a dedim ki hani sen kendini tehlikeye atmazsın. Sen gözü açık adamsın. Bikir. Dolandırılıyorsun. Önce sen dolandır. Hani ben... Sonra Doğan girdi, bayağı böyle bir level falan atladı, hani kariyer sahibi oldu, ekibini topladı. Dedi ki gel ben böyle kârda gayet iyi bir iş. Hadi dedim, Subutay Bey, Şeyda Hanım'la beni görüştürmeye götürdü. İlk muhabbetimiz şu oldu, dedim ki siz dedim beni dolandırmazsınız. Yok yok, dedim yüzünüzde öyle bir ifade yok, gözüm tuttu sizi. Doğan dedi ki onlar müdürler, ama dedim kendileriyle görüştük. Sonra Esma Hanım, eşisi Ferhat Bey'le görüştük ve ben hep açık sözlüydüm. Hani bunu bir reklam ya da bir iş olarak dedim ki bir aile ortamı olması lazım çünkü insanlara tavsiye edeceğim. Doğan'dan sonra girdim. Güzel de bir ben level diyorum, kariyer diyor arkadaşlar. Kariyer atlamaya başladık. Belki benim için çok büyük bir iş değil. Hani çünkü yaptığım şu anki işten dolayı ama burada o kadar çok ev hanımı var ki. Mutfak masrafı nedir sizin için çok iyi biliyorum. Çocuk beslenmesi nedir? Akşam ne yapsam derdi nedir? Eşin gün geliyor sıkıntısını sana söylüyor. İşte bu ay nasıl olacak bilmem ne. Bir kadın olarak ya evde salça bitti, bulgur bitti diyememek ne kadar zor sizin için biliyorum. Ama bir kadın için en güzel şey eşine söylemeden gidip market alışveriş yapabilmek, çocuklarına güzel sofralar kurabilmek. Analım çünkü çok büyük bir duygu. Ve eminim ki onlar için çok büyük bir güvence. Ben hep biz bu arada link paylaşıyoruz, hep şey diyorum. Hayatınız için bir B planı, bir acil çıkış, dara düştüğünüzde bu ay Home'dan şu kadar param yatacak, çocuğun kitabını ben alırım, montunu ben alırım. Eminim burada çok büyük hayaller var bu konuyla alakalı. O yüzden her link attığımda coşkuyla atıyorum. Diyorum ki belki bu ay kazanç bana çok büyük bir şey ifade etmiyor ama o linkin altında olanlar, o kariyerin altında olanlar oraya tırmanmak için çok büyük emekler veriyorlar. Emeğinizin farkındayım. O yüzden elimden geldikçe en büyük destekçiniz benim bu konuda. Çok büyük kitlelere ulaşmanız için uğraşıyorum. Bugün ekibimle de küçük bir toplantı yaptık. Dedim belki çok irtibat kuramıyoruz. Ben çünkü çok ağır setlerdeyim bütün gün. Ama en ufak bir ricamız asla geri çevrilmez. Yeter ki benden link isteyin. Gayet güzel bir ortamımız var bu şekilde. Bayağı coşkuyla anlattın, iyi duyguyla anlattın. Öneriyor musun bana? Ekibime gelirsen. Yani dünyada olduğu gibi Home'da da rekabet var. Yani herkes sevaba girmek istiyor, herkes cenneti istiyor o yüzden. Biz de prim için elimizden gelip tamam. Biz bunu o zaman İstanbul'da konuşacağız seninle. Aynen.